Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen son derece fazla olan özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararlarının bankacılık ve borsa üzerinde etkileri neler olabilir ile ilgili sorular geliyor. Ben de aklımın yettiğince, dilimin döndüğünce bu metni okudum. Ancak ağır bir ticari bir lügatla yazılmış. Bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu anlamaya çalıştıktan sonra da sizlere burada sürçülisan edersek, alta yorumları sizler doğrusunu yazarsanız ben de yorumlardan bunun doğrusunu öğrenmiş olurum. Ancak benim anlamış olduğum bu bankacılık düzenleme kurulundan özellikle bireysel kredilerde, yani bireysel kredileri çok fazla vermeyin. Çünkü bireysel kredileri çok fazla verdiğiniz zaman insanlar bu bireysel kredileri alıyorlar. Aldıkları zaman ihtiyaçları neyse talebi öne çekiyorlar ve gidiyorlar ihtiyaçlarını alıyorlar. Çünkü neden? Enflasyon diyor. %80, %80 olduğundan dolayı insanlar alacakları malzemelerin seneye daha da pahalanacağını düşünerekten talebi öne çekiyorlar ve bir talep patlaması yaşanıyor diyor. Yani bunun Türkçesi bu. Talep patlaması yaşanınca bir arz var, bir de talep var. Arz ve talep dengeli olursa sorun yok. Ancak talep arzın üzerine çıktığı anda, arz aşağıdaysa ve arz talebe yetişemiyorsa üretim olarak, bu sefer mal fiyatlanır, zamlanır. Zamlandığı zaman değerli arkadaşlar, bu o zaman bir enflasyonda bir sarmala doğru gidiyoruz diyor yani Merkez Bankası. Bu yüzden bireysel kredileri azaltın diyor. İlk maddelerde bunlar yazıyor. İşte %20'sine kadar tahvil al, %10'un %30'una kadar menkul kıymet karşılığında al filan deniyor ama asıl buradaki temel nokta ticari krediler. Şimdi ticari kredilere şunu ifade ediyor. Şimdi enflasyonla mücadelede en önemli nokta, enflasyon ne demiştik? Enflasyon piyasada dönen karşılığı olmayan para miktarıdır arkadaşlar. Yani piyasada dönen para miktarını azaltmanın, yani politika faizini arttırmadan azaltmanın en önemli yolu bankalar aracılığıyla kredi musluklarının kısılmasıdır. Bankalar aracılığıyla kredi musluklarını kısarsanız siz emisyonu daraltırsınız. Emisyon daraldığı zaman da enflasyon yavaş yavaş aşağı iner. Ancak bankacılık sektörünün ürünü nedir? Ürünü paradır, TL'dir. Ama o ürünün sahibi Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası. Merkez Bankası diyor ki ben diyor politika faizini 13'e indirdim. Politika faizi nedir? O paranın ham madde, yani para ham maddesi, ham maddenin maliyetidir. Ham maddedir yani. Ham maddenin maliyetini ucuzlattım. Sen de bana yardımcı ol, ucuzlat bunu diyor. Şimdi burada diyor ki önemli olan ben bir referans faiz belirledim. Bu da %16'dır. Şimdi arkadaşlar piyasada çeşit çeşit türlü tevil faizler var. Anlayacağınız şekilde ben size şu şekilde ifade edeyim. Politika faizi teknik bir faizdir. Yani haftalık repo faizidir ve bankalar para aldıkları TL'yi nereden alacaklar? Yetkili organ Merkez Bankası. Merkez Bankası'dır ve yetkili organ Merkez Bankası basar parayı ve Merkez Bankası satar. Başka kimse satamaz. Başka kimse satmaya kalkarsa kalpazanlık olur. Olmaz. Merkez Bankası. Bankalar Merkez Bankası'na gittiğinde bunun maliyeti bankalara %13. Haftalık olarak %13'ü. Bankalara da diyor ki o şeyde Tamim'de arkadaşlar diyor bankalara Merkez Bankası politika faiziyle sizin vermiş olduğunuz kredi faizin arasındaki makas açılmış. Yani sen %45 ile veriyorsun, ben sana %13 ile veriyorum. Bu makası bir düzenleyelim, daraltalım. Ama bankacılıkta şöyle bir şey var. Bankacının da riskleri var. Yani paranın geriye dönüp dönmemesi, tehlikeye düşmesi, takibe düşmesi, ödenmemesi koşullarından dolayı ve enflasyonun yüksek olmasından dolayı da banka kendini hedge etmek istiyor. Yani senin referans faizinle ben bu parayı satamam diyor. Yönetemem diyor. Personelin masrafı, kiralar, ne bileyim ödenecek faturalar, öğle yemekleri, bilmem neler, yakıt masrafları, bankaların giderleri falan ödenmez diyor. Bu da diyor ben de bunun piyasa faizi belirle. Piyasa faizi farklı bir şeydir. Siz politika faizini düşürebilirsiniz ama piyasa faizini emirle düşüremezsiniz. Yani emirle düşmez. Çünkü politika faizi kendiliğinden oluşur. Özür dilerim. Piyasa faizi kendiliğinden oluşur. Şimdi bu bağlamda diyor ki bankalar, Merkez Bankası ben diyor enflasyonla mücadele ediyorum. Bana yardımcı ol. İkimiz beraber yapalım bu işi. Sadece Merkez Bankası olacak değildi. Şimdi sen diyor kar ediyorsun. Sen diyor çok fazla para kazanıyorsun. Ama diyor %16 benim belirlemiş olduğum referans faizinin 1.4 katından kredi verirsen, yani 16 çarpı 1.4 katından kredi verirsen
22.4 eder. Yani ona yuvarlak %23 derim. %23'ten kredi verirsen diyor. Vermiş olduğun kredinin %20'siyle gel benden menkul kıymet al diyor. Yani menkul kıymet ne? Devlet tahvili al diyor. Veya hazine tahvili al diyor. Ya da diyor sen diyor bunun diyor 1.8 katıyla da verebilirsin diyor. Yani 16'yı belirledim ben. Faiz 16 çarpı 1.8 ne yapıyor? 28.8. 28.8'de de kredi verebilirsin diyor. Ama diyor 28.8 ile ve onun üzerinde kredi verirsen vermiş olduğun kredinin %90'ına kadarını getir bana tahvil al diyor benden. Şu, burada kritik şu. Şimdi bankaya diyor ki sen diyor %29 diyorum bunu. %29 ki bankalar 35-40 arası veriyor. Bununla kredi verirsen yapmış olduğun kredinin parasını getir bana. %90'ını, %10'u sende kalsın. Sen parayı bana getir. Ben sana tahvil vereyim. Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Banka götürecek parayı devlet tahvili alacak. Hazine bonusu alacak veya hazine tahvili alacak. Ama devlet tahvilinin faizi düşük. Devlet tahvilinin faizi düşük olduğundan dolayı parayı öz kaynaklarında tutmayıp yani likit TL'yi devlete verecek. Kendisi kağıt alacak, tahvil alacak. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden siz bir menkul kıymet aldığınız zaman bunun ödenmemesi de olmaz. Öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu 1923 yılından beri, 29 Ekim 1923'ten beri kuruşu kuruşuna her yere TL'sinin de, dolarının da, eurosunun da, yabancı parasının da kuruşu kuruşuna, sterlini sterline, sentine sentine ödemiştir. Hiçbir zaman borcu yok. Bu bankaların bilançosunu nasıl etkiler? Bu bankaların bilançosunu arkadaşlar net karlılıklarda tahmin ediyorum. Yanlışım olabilir. Azalma olabilir. Ama öz kaynaklarında sonuçta parayı likit TL olarak tutmayıp devlet tahvil menkul kıymet olarak alacak ve bundan da bir faiz elde edecek aynı şekilde düşük de olsa toptan varlıklarını ve aktiflerini gene arttıracak bir şey. Yani aslında bilançodan bir yerden bir yere gidecek. Ama devlet de diyor ki arkadaş bak ben para basmak istemiyorum. Normalde benim para basmaya yetkim var. Ama sen iyi para topluyorsun bankalara, iyi kar ediyorsun. O paralardan yüksek faizli benden 13'ten alıyorsun, yüksek faizli veriyorsun. Bu yüksek faizli verdiğin paralardan biraz bana ver, ben sana devlet tahvili vereyim. Ve ben de bu arada bu likit TL'yi para basmadan işte kur korumalı mevduatın masrafını ödeyeyim. Diğer mevduatların masrafını ödeyeyim, başkalarının masrafını ödeyeyim. Ve sen de bu şekilde biraz kredileri kısarsan da enflasyonu da aşağıya doğru çekmiş oluruz diyor. Şimdi tekrar bu ağdalı cümleleri bir okuyalım resmi yazıda, sonra dönüp borsa üzerindeki etkilerini konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada Merkez Bankası makro ihtiyat tedbirler hakkında basın duyurusu. Şimdi burada diyor ki zaten şu tarihlerde ben sizlere makro ihtiyat tedbirleri araç setini güçlendirmek üzere diyor menkul kıymet tesisi uygulamasını başlattım diyor şu tarihlerde filan. Asıl önemli olan şurası. Para politikası kurulu 18 Ağustos 2022 tarih duyurusunda bir duyuruda bulunmuş. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaktan amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının yakından takip edildiğini, son dönemde belirgin şekilde açılan politika kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığını belirtmiştir. Yani politika ve piyasa kredi faizi şey yapıyor diyor. Bunun için de diyor normalde diyor %20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin uygulama etkinliğini artırması için bankalar için %30 oranında menkul kıymet tesisini. Yani bireysel kredilerde ve normal kredilerde %20 oranında menkul kıymet alıyorsan %30'a çıkart bunu diyor. 30 Aralık 2022 tarihinde diyor 29 Temmuz 2022 tarihine göre %10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarında menkul kıymetin 1 yıl boyunca tesis edilmesi. C önemli değil. Asıl şu D maddesi önemli arkadaşlar. Tebliğ yayım tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullanılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayınlanan yıllık bileşik referans oranı nedir? 16. 16'nın 1.6 katı 22.4 üzerinde faizle kredi kullandırıyorsan bunun %20'si. 1.8 katı yani 28.8 üzerinde yıllık bileşik faizine kredi kullandırıyorsan da kredi tutarının %90'ı nispetinde benden gel menkul kıymet yani devlet tahvili al diyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada bankalara şunu diyor. Siz diyor zaten karınızı dağıtamıyorsunuz. Karı dağıtamıyorsun. Sen karlılığını enflasyon karşısında da eritiyorsun. Eritene kadar en iyisi sen diyor
Eğer diyor 28.8'in üzerinde %30'dan, %35'den, 40'dan, 45'den kredi kullandırıyorsan, kullandırmış olduğun kredi tutarının %90'ını, miktarını %90'ını bana para olarak, kağıt para olarak getir. Ben sana şöyle bir devlet tahvili kağıt vereyim. Bu kağıt sende kalsın. Vadesi geldiğinde bunun üzerinde de bir faiz var. Bunu faiziyle ben sana öderim diyor. Faiz ama düşüktür. Yani nedir işte, referans puanı filan olur. %16 filan olur. Şimdi bu kredi vermeyin demiyor. Kredi verebilirsin diyor. Fiyat budur. Miktar budur. Aynı zamanda diyor kredi makas oranı da genişletilmiş. Özellikle kredi makas oranı genişletildiği zaman da bunun takibini de düzgün yap. Faturalandır. Fatura al. Ama eğer dediğim gibi 22.4'ün üzerinde verirsen bunun %20'si kadar gel benden devlet tahvili al. 28.8 üzerinden verirsen de %90 kadar benden gel devlet tahvili al. Dediğim gibi bu bankaların karlılıklarında, net karlılıklarında bir baskı yaratabilir. Ama toplam varlık kalitesinde, nakit değerlerinde ben veya aktif kalitesinde herhangi bir baskı yaratmayacaktır. Sonuçta bankalar tabii 28.8 ile kredi verir mi? Bunun bir hesabının yapılması lazım bankada. Yani 22.4 ile kredi verip %20 devlet tahvili mi alalım? Yoksa 28'in üzerinde kredimizi verip biz kredinin %90'ına gidip devlet tahvili mi alalım? Şimdi bankada çalışan insanlar çok kaliteli insanlar. Yani Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de MBA, Master, Doktora yapmış yönetim kurullarına bakın. Özellikle özel bankalar. Şimdi devlet bankaları buna riayet edebilir. Onu bilemiyorum ama özel bankalar tam olarak riayet eder mi bilemiyorum. Bu oranlardan kredi verebilirsin üstüne ama onun üstünde de gel bana getir o parayı diyor. Ben sana tahvil vereyim diyor. Tabii baskıdır veya baskı mı diyeyim ne diyeyim bilemedim yani bankalar için. Ama bankalar bunun tedbirlerini cumartesi günü, pazar günü oturup toplanmış almışlardır. Zor bir hafta olacak, karışık bir hafta olacak. Borsamız bir yükseliş trendindeydi. Yükseliş trendini kabul ediyorum ama işte böyle bazen makro ihtiyat tedbirler geliyor. Şöyle bir tokat vuruluyoruz. Hafta sonları, cuma günleri geliyor. İşte ne bileyim Merkez Bankası değişikliği, acil bir karar veya bir tedbir kararı. İşte tabii şimdi bankalar önemli. Yani bankalar üzerine bir baskı yaratacak bir karar aldığın zaman da endeksi aşağıya çekebilir. Öyle bir ihtimal de var. Ama dediğim gibi net tam bilanço uzmanı değilim arkadaşlar ama net karlılıklarda bir düşme olabilir ama sonuçta tahvil dağılsanız o bir yere kaybolmuyor. Onun da bir faizi var ama düşük bir faiz. Bu kısaca şunu diyor Merkez Bankası. Ben para basmak istemiyorum. Paraları bana getir. Ben sana devlet tahvili vereyim. Ben de maliyetlerimi ödeyeyim. Kur korumalı mevduat veya diğer normal mevduat veya başka türlü mevduatın masraflarını ben buradan ödeyeyim. Ve bu süreci birlikte ikimiz beraber aşalım ve enflasyonu düşürelim deniyor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Sürçülisan etmiş olabilirim. Ağır bir metin. Daha iyisini yorumluyorsanız aşağıya lütfen yazın. Hatalı olabilirim. Bir çırpıda okudum, anlamaya çalıştım. Zor bir hafta, volatilitesi yüksek bir hafta olabilir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.